Gözlerimizi Bakırköy Adliyesi'ne çeviriyoruz. Arkadaşlarımız o bölgede Yunus Emre Demirkaya'ya döneceğiz. Adliyenin önünde bizi bekliyor. Yunus Emre günaydın. Sana kolaylıklar dileyerek ikinci gün bizi neler bekliyor? Atmosfer nasıl? Seni dinliyoruz. Evet, günaydınlar Harika, teşekkür ediyorum. Senin de ifade ettiğin gibi Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün Yeni Doğan Çetesi'nin davası görülmeye başlamıştı. Kısa bir dünün özetini yapmak istiyorum aslında. Saat 10'da içeriye alınmaya başladı müştekiler ve davaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu, baro katılmak istedi ve daha öncesinde yine bu örgüt tarafından evlatları mağdur olan aileler dahil olmak istedi ve o yüzden ilk savunması davanın 17.30'da alınabildi. Yani yaklaşık 7-8 saatlik bir zaman dilimi bu davaya dahil olmak isteyen insanların içeriye girmesiyle devam etti. Ancak bu talepleri reddedildi ve 1400 sayfalık iddianameden oluşan bu davanın 5 müştekiyle devam edilmesine karar verildi. Bugün de duruşmanın ikinci günü ilerleyen dakikalarda, şu an saatler 10.25 civarı, 5-10 dakika içerisinde aslında duruşmanın başlamasını bekliyoruz. Normalde saat 10 demişlerdi ancak yine bir rötarla karşılaştık. İkinci gününde özellikle sanık savunmaları üzerinden devam edecek dava. Biz de merakla bekliyoruz aslında nelerin konuşulacağını. Çünkü 22'si tutuklu, 47 sanıklı bir dava ve ne yazık ki 10 bebek maktul olarak girdi bu dava dosyasına. Çok sayıda insanın mağdur olduğunu, bu şebekeye dair 2023 yılında ilk çalışmaların başladığını ancak buraya gelen mağdur ailelerin bebeklerinin 2020-21 yıllarında da benzer özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinde bu durumlarla karşı karşıya kaldıklarına biz şahit olduk buradaki şikayetlerde. Dün aslında savunması alınan ilk kişi hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın itiraf niteliğindeki savunmasından bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü oradan aktaracağımız gerçekten önemli anekdotlar var. Mahkeme heyeti kendisine şunu sordu. Fırat Sarı, biliyorsunuz Doktor Fırat Sarı örgütün başı olarak geçiyor Yeni Doğan Çetesi'nin. Kendisine yeni doğan bakım ünitelerini doldurmamız gerekiyor, hastaneye daha fazla hasta almamız gerekiyor şeklinde direktifleri oldu mu diye sordu mahkeme heyeti. Ve şöyle enteresan bir cevap verdi Taşçı. Dedi ki, her özel hastane sahibi, ünite sahibi daha fazla para kazanmak ister. Bu yüzden de tabii ki de standardın daha üstünde hasta sayısı gelmesini hastanesine ister gibi çarpıcı bir savunmada bulundu. Bunun dışında yine mahkeme heyeti iddianamede çokça başvurulan, kayıtlarda geçen, özellikle tapelerde geçen ilaç sorununu sordu. Çünkü birçok bebeği entübe etmişlerdi Harika ve bunların da, bu bebeklerin de solunum ihtiyaçlarının giderilmesi için belli başlı ilaçlara ihtiyacı vardı. Bu ilaçların üçüncü kişilere satıldığı iddia ediliyordu. O bebekler için kullanılmadığı iddia ediliyordu. Bu da soruldu kendisine. Ona da şu şekilde cevap verdi, savunma yaptı. Biz bu ilaçları bebeklere kullandık dedi. Ancak ne kadar fazla ilaç satarsan, yani kotayı ne kadar fazla aşarsan, yine hastanenin de sana ilaç firması üzerinden bir kaynak, bir para sağladığını ifade etti. Bu da aslında ilaçları üçüncü kişilere sattıklarının itirafıydı. Çünkü haksız kazanç elde etmekle de suçlanıyor bu çete. Üçüncü olarak değineceğimiz, aslında belki de yaptığı savunmanın arasında en çarpıcı noktalardan bir tanesi, bir tape konuşması soruldu kendisine. Biliyorsunuz özellikle emniyetin elde ettiği kayıtların ardından iddianame dosyasına giren ve kan donduran doktorlar, hemşireler, ambulans şoförleri arasında geçen bu tape konuşmaları arasında en ciddi olanlardan bir tanesi soruldu. Onu size direkt aktarmak istiyorum aslında. Bu hasta bir bebekten bahsediyorlar. Ölecek, yaşatmak için boşa masraf yapıyoruz. Hem ilaçlar hem de kullandığımız cihazlar pahalı şeklinde bir konuşma yapılıyor ve aslında hep bu tapelerde geçen ne yazık ki fiş çekme muhabbetinden bahsediliyor o tapelerde ve hastane yönetimi ve Fırat Sarı'nın da bu olaydan bilgisi vardı diyor Taşçı ve masraf etmektense aslında bu hastayı öldürmeye teşebbüs, öldürme emrinin verdiğini açık bir şekilde itiraf ediyor. Buna karşılık da kendisini şöyle savunuyor: ben bu teklifi kesinlikle kabul etmedim ve belki de 3 gün, 5 gün yaşayacak bir bebeği 45 güne kadar yaşattım diyerek kendisini savunuyor. Dün hem sizlerle hem de TV100 ekranlarında, diğer saat dilimlerinde yaptığımız yayınlarda hep şuna değinmiştik aslında. Özellikle bu çeteye
bu çeteye dahil olmuş ya da suça bulaşmış başka sağlık personellerinin bu dava sürecinde etkin pişmanlık yasasından yararlanabilmek için itirafçı olabileceğinden bahsetmiştik. Duruşmanın ilk savunmasını yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın da aslında dün akşam saatlerinde yapmış olduğu bu savunmalar birer itiraf niteliğindedir. Yani işin maddi boyutunu, haksız kazanç boyutunu, örgüt kurma boyutunu kabul ediyor. Ancak ihmale dayalı bebek ölümüne sebebiyet vermeyi reddetti Hakan Doğukan Taşçı. Bugün de ilerleyen dakikalarda duruşma başlayacak. 22 tutuklu 47 sanıktan bahsediyoruz. Bunların tek tek ifadeleri, savunmaları alınmaya devam edecek. Bu bir süreç aslında. Dün başladı ve cuma gününe kadar, en az cuma gününe kadar devam etmesini bekliyoruz. Çünkü savunması alınacak çok fazla kişi var ve kamuoyu da aslında gözünü kulağını bu davaya yönlendirmiş durumda. Çünkü Türkiye genelinde çok fazla sayıda özel hastane var ve sadece yeni doğan bakım üniteleri olarak değerlendirmemek lazım durumu. Acaba bir kanser hastasının ya da entübe edilmiş bir solunum hastasının, cihazla yaşayan bir hastanın başvurduğu hastanede de başına bu tarz olaylar geldi mi? Ya da bir şebekenin bu tarz olumsuz baskılarına maruz kaldı mı? İnsanlar bunu merak ediyor. Bu da duruşma başladıktan sonra içeriden gelen sanık savunmalarıyla aydınlanmaya başlayacak.